مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن من نعمه مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترغيب ترغيب حديث الشرف لرندان devam ediyoruz دوام Rabbim tamamına ermeyi müessir eylesin. İhlas kitabı... 57 tane hadis ihtiva etmekteydi. Şu anda 57. hadis-i şerifi okuyacağız bu dersimizde. İhlas kitabını bitiriyoruz inşallah. İkinci kitap sünnet kitabı. Yani el-sünnet ve cemaat itikadını muhafaza ve sünnete ihtiba ile ilgili olacak. İkinci kitabın hadis-i şerifleri. Yani kitabı sıradan gidiyoruz. Dersimiz devam etmektedir. Ve an Ebi Ali'nin raculin min beni kahilin kahil oğullarından e, olan Ebu Ali radıyallahu teala anlatıyor. Demek ki bu da tabiindir. E, çünkü Ebu Musel Eş'ari ile görüşmüş. Kale diyor ki Hatabena bize konuşma yaptı Ebu Musa El Eş'ariyyü radıyallahu teala. Ebu Musa El Eş'ari meşhur sahabi bize bir hutbe irad etti. Yani konuşma yaptı. Fekale o konuşmasında dedi ki Ya yüvennâs ey insanlar yani ey Müslümanlar itteku hâdeş şirke bu şirkten sakının. Yani sahabede şirk ne arar? Şirk Allah muhafaza kafirlik demek. Yani işte onlar da şaşırdılar. Niye bize böyle bir şey diyor? Fein ne uzi şirk aqva daha gizlidir. Neden debi bir nemli? Karınca'nın, karıncaların debeleşmesinden, yani ayak sesinden daha gizlidir. Daha sessiz gezer yani. Şirk insanın kalbinde, karınca'nın ayak sesinden daha sessiz dolaşır. Ya e o zaman nasıl sakınacağız? Çok zor iş. Fakame bunu duyunca, yani bu Musa Hazretleri bunu konuşunca ile ona. Abdullah bin Hazen. Ee, Abdullah bin Hazen isimli zat. Tabi bunlar hepsi tabiinden. Ebu Musa Hazretleri sohbetinde bulunduklarına göre, sahabeyi gören tabiinden oluyor. Ve Kaysu Mudaribi. Abdullah bin Hazenle ile Kaysu isimli iki zat kalktılar, onun yanına gittiler. Fakala dediler. Bu Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeyken, yani Hazreti Ömer Efendimizin sağlığında oluyor bu iş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Dediler ona ki vallahi Allah yemin olsun ki le tehru cenne. mutlaka çıkacaksın. Yani elbette çık, çıkman gerekiyor. Min makulte dediğin şeyden. Ne demek dediğin şeyin uhdesinden. Yani sen şimdi ortaya bir şey attın. Dedin ki şirk efendim karıncanın ayak sesinden gizlidir falan. Sonra da diyorsun ki yani bize diyorsun ki şirkten sakının. E biz sağ, e, Müslüman insanlarız. Bizim şirkten ne işimiz var? Bizim şirkten ne işimiz olur? E, bunun üzerine sen böyle dedin bize e, bunun uhdesinden çıkman gerekiyor. Yani ne demek istiyor? Bu sözün e, mesuliyeti var yani. E, bu, bunu kendi nefsinden mi söyledin? bir hadise mi dayanıyorsun? Ayete mi dayanıyorsun? Ev ya da diyenle Eğer sen bu şeyi ispatlayamazsan yani bu dediğin sözün kaynağını, delilini getiremezsen ne mutlaka biz gideceğiz Ömer'e. Biz o zaman Ömer'e gideceğiz. Radıyallahu anh yani. Hazreti Ömer halife ya e, seni ona çıkaracağız. Mezunen e, izinli olarak ev gayra mezun. Yahut izinsiz olarak hani ya e, randevu al, alıp da bize yani vakit verirse şu vakit gelin o vakit gideriz. Yoksa da çat kapı gideriz. Yani eskiden halifeler de çat kapı gidiliyordu yani kapısından gidenleri onlar boş çevirmiyorlar. Kimisi fakir bir şey istemeye gidiyor. Kimisi fetva sormaya gidiyor. O zaman devlet reisi, aynı zamanda imam, aynı zamanda hatip, aynı zamanda kadı, kadi, aynı zamanda şeyh, mürşit hepsi halifeler. Çok büyük iş gördüler. Onun için biz Ömer'e gideceğiz. Radıyallahu anh. Ee, yani izin izinsiz mesela. Haberli habersiz gibi yani. Haberli habersiz. Bazı kere insan çok e, samimi olduğu vakitte habersiz de geliyor ya. Fekale. Ebu Musa Hazretleri dedi ki e, lüzum yok Ömer'e gitmenize radıyallahu anh. Bel ekrucu bilakis ben çıkarım mimma o şeyin ohdesinden sorumluluğundan ki kultu söyledim. Dediğim sözün e, mesuliyeti var ise ben onun alttan kalkabilirim. Ben onu kafamdan atmadım ki. Hatabe hutbe okudu, konuşma yaptı. Ne yapacak? Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Zate yevmi. Bir gün kainat efendisi bize konuşma yaptı. Fekale bize dedi ki ya ey insanlar itteku sakının ades şirke bu şirkten sakının. Şimdi onun için bazı kere hadis kitaplarında kaynaklarda ee, ne diyeyim mevkuf olur. Yani sahabede kalır bir rivayet. Yani Ebu Musa dedi olur, Ebu Derda dedi olur, İbni Mesud dedi olur. Radıyallahu anh Orada Resulullah'tan rivayete gitmez. Yani Resulullah buyurdu denmez de Ebu Derda dedi ki olur. Bu gibi yerlerde bütün muhaddisler şöyle derler. Ve müslahzâ lâ E şimdi böyle bir şeyi nasıl kafasından söyleyecek? ahiretle ilgiliyse, ise, helal haramla ilgiliyse... ise, sahabe bu konuda içtihat konusu değilse, içtihada tabi olan, re'ye bakan bir konu değilse, sahabe bunu kafadan konuşamaz ki. O zaman mutlaka muhaddisler şöyle kayıt düşerler. Bey hakıyı olsun vesaire muhaddisler hep taberani. Hep derler ki böyle bir söz kendisine bir rivayet yani ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir e, hadis ve ilim gelmemiş denmez. Şimdi onun bak burada mesela Ebu Müselleş Arî hutbe okudu demişti demin Ebu Kâil Hazretleri. Konuşmasında dedi ki bu şirkten sakının. kanın can ayak sesinden daha gizli gezen. E şimdi burada mesela sormasalar işi deşmeselerdi Resulullah buyurduğu demeyecek. Çünkü neden? Ee, her zaman Resulullah sadece buyurduğu şeklinde rivayet yapmıyorlar. Konuşma esnasında ben şimdi mesela Efendi babadan bazı şeyleri naklederken Ali Adler Efendi babamız buyurdu ki diyorum. Bazı kere Efendi Hazretleri buyurdu ki diyorum. Bazı kere de efendi babanın, efendinin sözünü naklediyorum içinde. Ama cümle akışından vakit darlığı oluyor. Veya neyse bir sebeple efendi hazretlerinin bu kadar sözlerini kullanırım ben. Bir kısmına efendi böyle demişti demiyorum. Çünkü artık e, sohbetin arasındaki akışın içine dahil olmuş o konuşma. Ama efendinin sözlerini bilenler veya kitaptan okuyanlar veya hatırlayanlar ha bu söz efendiye aitti diyorlar. Ama insan her zaman cümleyi, e, akışını durdurup da e ee, şu zat buyurdu, şu zat buyurdu demeyebiliyor. Sahabede de böyle oluyor. Bir konuşma yapıyor. Ee, anla ki sahabenin sözleri de hadistir yani. Sahabeden gelen rivayetler eğer helal haram ilmiyle, ahiret, cennet, cehennemle ilgili bir mevzuya dayanıyorsa bu kafadan konuşulacak bir şey değil. İstihada tabi diye ki bu nasıl der onu? Bak hemen ne dedi? Ben Resulullah'tan işitmiştim bunu. Halbuki yukarıda Direkt kendisi insanlara hadis-i şerifi kendisi direkt başladı ey insanlar diye söze. Onun için e, mevkuf olan yani sahabede durup kalmış isnat daha yukarı gitmemiş senet. Yani bu Ebu Derda dediği de kalmış. İbni Mesud dedi de kalmış. Onların sözleri de bizim için çok önem arz ediyor. Yani hiçbir rivayetinde hadisin tarikinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnadı yoksa da ki bazılarında şöyle oluyor. O senette Ebu Derda'da kalıyor. Öbür senette bakıyorsun Kayra Resulullah oluyor veya başka bir kaynakta hadis kaynağında hadis şekliyle de alan oluyor. Onu tabii biz de alıyoruz, tercih ediyoruz. Ama bazı bakıyorsun o rivayet e, her kaynakta Ebu Derda'da kalmış. Yani Ebu Derda dedi ki de kalmış. Radiyallahu Teala. Veya bu Müselleşari dedi. Ama anlasanız da onlar kafadan bunları konuşacak insan değiller. İşte burada olduğu gibi demek ki hep Resulullah'tan işitilmiş. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize dedi ki bu şirkten sakının. Fenni ve de bir ibn Karıncanın ayak sesinden çok daha gizli gezer. Buyurdu. Fekale dedi ki mellehu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme men o kimse ki şa Allah'u Allah diledi neyi en yekule demesini yani Allah kime dedittirse dedittirdiyse yani kimin demesini murat ettiyse sahabeden birisi kalktı. Yani bu Musa Eşari'ye nasıl kalktılar? Bu sözünün kaynağını söyle dediler. Ebu Musa Eşari de diyor ki ben Resulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem insanlar vardı. Çünkü ya insanlar dediği zaman mesela öbür türlü ya bazer, ya bedderda, ya muaz diyor. E, e insanlar demesinden anlaşılıyor ki cemaati var. Sahabeden bir cemaat var. Radıyallahu anh ve e insanlar bu şirkten sakırı bu karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer de farkında bile olamazsınız deyince Allah'ın dilemesini murad et, e, demesini e, dilediği bir kişi kalktı dedi ki ve keyfe e, ya Resulallah o zaman nasıl net takıyı biz sakınabileceğiz hi o şirkten yani sen bu kadar ve o halbuki gizliyse min debi bin nemli karıncanın ayak sesinden daha gizliyse ya Resulallah ey Allah'ın elçisi sen bize sakının diyorsun bu kadar gizli bir şey biz nasıl tespit edebiliriz nasıl keşfedeceğiz Kale. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kulu deyiniz. İşte bütün mesele buraya geliyor. Şimdi 57 tane hadis-i şerif okuduk ki bazı hadis-i şerifler bir ay sürdü. Uzun hadis. Muaz hadisi radıyallahu teala belki yani bir ay dediğim işte 4-5 sohbet bir ay oluyor işte haftada. 4-5 sohbet sürdü yani. Bu kadar uzun hadis-i şerifler olsun, diğer hadis-i şerifler olsun, tehdit içeren amellerin reddolunması, ...yedi kat göklerden aşağı... ...atılıp sahibinin suratına çarpılması... ...vurulması... ...ondan sonra e, ahiretteki... ...azaplar, hazen kuyuları... ...üzüntü kuyuları, cehennemin dibindeki... ...en tehlikeli kuyulara atılması... ...gösteriş yapanların vesaire... ...yani biz bu derse başladık başlayalı... ...dört ayı geçti... ...dört ay belki de... ...beş ay olmuştur... ...bu kadar aylardır tergib bu terip ...hadislerinde mihek noktası... Ana tema riyadan sakınmak ve ihlas zaten kitabın adı ilk kitabın adı bölüm yani kitap bölüm demek. Yani kitabın içinde kitap o bölüm demek ihlas kitabı. Ve 57. hadisi şu anda bitiriyoruz. Bütün her yerdeki mevzu neydi? Hatırlayın hadislerin tümünü inceleyin geçmiş dersleri. Gizli şirk, riya, kendini beğenmek, işte gösteriş yapmamak, desinler beğensinlerden uzak durmak, işte insanların gördüğü yerde namazın abdesti veren değişik görmediği yerde farklı hızlı kılmak. Bütün bunların gizli şirk olduğu, Allah'ın Celle Celaluhu ibadetini Allah hafife almak olduğu, istihane olduğu, efendim çok büyük tehlike olduğu, Allah muhafaza adamı imansız ölmesine kadar gideceği, cehennemde çok büyük tehlikeler olduğu böyle anlattık 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 belki de bir saatten ortalamasını tutsan yani belki de ne etmiştir? O 20-30 saatlik sohbet olmuş. Sırf ihlas hakkında. E şimdi geldik sonuna. Sonunda da mübarek ne güzel hadisle bağlamış. Hafız Münziri Hazretleri tergib teribinde. Yani diyor ki o zat, Ya Resulallah karıncanın ayağından sesinden gizli diyorsun. Nasıl sakınabiliriz? Kainat Efendisi de buyurmuş ki sallallahu teala aleyhi ve sellem. Söyleyin. Yani ne demek? Şu duayı okuyun. Her şeyin başı dua. O duanın bereketiyle. Ya adam gafletle okursa yok manasını bilmez falan filan. Biz hadis-i şerife bakarız. Tabii ki manayı bilmek uygundur ve lazımdır. Çünkü insan ne dediğini ağzından çıkanı kulağa duyarsa huzuru temin eder. Ama biz yine hadisin zahirine bakarız. Madem bu duayı okuyun buyurdu. Bir adamın kalbinde riya hastalığı olsa, gösteriş olsa bir adamın içinde ne olursa olsun bu duayı okuma sayesinde manayı bilmeden bile okusa, madem sünnete ittiba etti, Madem bu emre imtisal etti, Mevla onun kalbinden gösterişleri sökecek alacak demektir. Çünkü emre diyor bunu okuyun mutlaka. Ne deyin? Allahümme ey Allah'ım İnna muhakkak biz ne'ûzü sığınıyoruz bir kez sana. Minen nüşrike ortak koşmaktan bir kez sana şey en hiçbir şey. Herhangi bir şey kim olursa olsun. Hocayı da, şeyhi de, peygamberi de. peygamber peygamberi Allah ortak edebilir miyiz yani? Haşa. Ondan sonra efendim doktoru da öyle ya doktor şifa doktor mu yaratıyor? Efendim kim olursa olsun aklınıza kim gelecek? Ayı paşayı, cumhurbaşkanı vesairesi, sultanı hiç fark etmez. Eğer hangi bir şey sana ortak koşmamızdan ancak kime sığınılabilir? Yine sana sığınıyoruz yani sığınanı kurtarıyorsun. Biz de sana sığınıyoruz. E çünkü birinin görmesi bizi hoşumuza gidebilir. O beni görüyor diye işte namazı uzun uzattırım. Allah muhafaza. Gizli şirke düştüm. Çünkü o adam görmeseydi eee vettiniyle kılacaktım. Min hatayla kılacaktım. Adam gördü falan diye Yasin'le kılıyorum falan. E şimdi burada yani adam, "Aa ne kadar uzun namaz kılıyor, ne takva falan." desinler. E girdi bir maraz, girdi bir hastalık. Bu şirk yani gizli şirk bu. Adam kafir olmuyor ama e kafire yakın bir şey oluyor yani. Çünkü neden ahirette Mevla bütün günahları affederim diyor. Bütün amelleri kabul ederim diyor. Ama şimdi bana bir şey ortak ettinse diyor. O diyor kimin niyet ettinse ortak koş, koştuğuna gider. Bana ondan bir şey gelmez diyor. Ben ortak işi kabul etmem diyor. Onun için en sıkıntılı şey bu rüya işi. Deyin ki ey Allah'ım sana bir şey ortak etmekten sanasınız. Ne bu biz biliyoruz onu. Yani bilerek ortak koşmamızdan. Çünkü neden? Hani içimize bir duygu geldi. işte şu şu beni görüyor onun için namazı uzun kıl. Veyahut da işte milletin gördüğü yerde sadaka ver. Yok yardım yap. Yok git orada efendim açık artırma gibi var mı şu kadar veren vakıflara, derneklere bağış çıktı. Hadi bastırdı oraya çek senet veya büyük bir para verdi falan. Millette vay anasın o adam efendim bir trilyon vermiş vakfa, derneğe gibi seni görsünler beğensinler mesela. E böyle acayip acayip işler oluyor insan içine gelebilir. Onun için ya Rabbi bilerek sana bir şey ortak koşmamızdan sana sığınıyoruz. Senden başka sığınılacak zat yok. Ve ne af istiyoruz. Bağışlamanı istiyoruz kesenden. Lima o şey için ki la ne alemu bilmiyoruz onu. Yani şimdi öyle de bir şey olur. Adam anlamıyorsun ya yaptığını da ya. Yani içine bir şey gelip geçiyor. Kalp bu. Fırıldak gibi dönüyor. Dakikada kık şekle çevriliyor. Kalbin adına kalp denmesi tekallüpten geliyor. Kalp Zaten dönmek demek Arapça kalp. Onun için kalbimize malik olamayız ki. Bir, bir şey gelir, bir düşünce gelir, bir plan gelir, bir şey olur. Ama biz onu riya niyetiyle hedeflemeyiz. Bilerek de gösteriş yapalım diye de planlamayız. Onun için diyor, Ya Rabbi bilerek sana bir şey ortak etmekten sana sığınırız. Bilmeden de bir şey olduysa anlamadan etmeden sen muttali oldun. Bir an bile gelse geçse sen onu gördün. Biz unuttuk. Hatırlayamadık çünkü plansız olan şey insan hatırlayamaz. Rastgele geldi geçti bir niyet. Bilmeden de olduysa ondan dolayı da senden affımızı niyaz ediyoruz. Böyle deyin. Bazı rivayetlerde e, üç kere de var ama bu hadisin metninde üç kere yok. Bu rivayetinde. Yani insan en azından bir kere okusa bir satır tutmuyor. Yani yarım dakika falan tutmaz. Bir satır ne de yarım dakika tutacak? Birkaç saniyelik bir şeyle, her gün bir kere okumak suretiyle bir insan şirkten ve gizli şirkten ve riyadan kurtuluyorsa, bunu da okumazsa ne cesaret ya? Nasıl ahirete gidecek çıfıt çarşısı gibi? Görmüyor musunuz geçen Muaz hadisinde radıyallahu anh? Yedi kaç armut gibi düşen düşene ya. Bütün ameller boşa gittiğini Haçlar, ömreler, fıkıhlar, iştihatlar ne sıkıntılı adamlar oldu. Yani biz bunlardan daha mı takvayız? Bu hadislerde zikredilen adamların amellerinden daha mı fazla amel yapıyoruz yani? Onlar bile e, mahvoldular. Biz neyimse güveniyoruz da bu duayı okumuyoruz. Gizli şirkten kurtulma duası. Hadis-i şerifi Ahmet İbni Hanbel rivayet ediyor. Müsnedinde. Taberani Büyük Muaddis rivayet ediyor. Ondan sonra efendim Ebu Yala rivayet ediyor. Ha bak diyor ee, Ebu Yala Rava Ebu Yala bin Hadis Huzeyfe'de Ebu Yala Huzeyfe ravisi Huzeyfe olarak başka bir kanaldan rivayet etmiş illa ne o kalefi ancak o rivayet ediyor ki yekul kulle yevmin selase merrat burada deyin buyuruyor o hadiste her gün üç kere yani o rivayeti de baz alalım çünkü bu işte e, madem bir iş yapacağız riya gibi en büyük tehlikeli bir beladan bizi kurtarmayı Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem talim ediyor. Hatta bu öğretmesi demek, söyleyin bunu demek taahhüt ediyor da diyebiliriz. Sanki bir garanti de veriyor. Çünkü bunu söyleyin deyip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boşuna söyler mi? Her gün üç kere. Çok kolay. Zannedersem cep dualarımda yazdım. Esas dualarım kitabının yani bu benim meşhur dualarım kitabının 266-267. sayfelerinde diye not almışım buraya. 266-267'de. Çünkü iki rivayet var. İki rivayette orada söylemiş. Euzü bikesi de var, neuzü de var. Yani burada ne neuzü onlardan hangisini alsanız olur. Orada ikisine yazmışız. İkisini de okusanız ne zarar eder? İkisini de okusanız zarar etmez ama birini okusanız kifayet eder. 266-267 büyük dualarımda. Çünkü terhib bir sonu siz onu seçemezsiniz şimdi. Hepsi Arapça kitabın yani o duanın neresini okuyacaksınız? Biz onu dua okunuşu diye ayırıyoruz ya. Duanın okunuşunda var. Allah minna bike nüşrike ve nestağfiruke lima la n'alemu. Yani ben her gün üç kere işte okumaya çalışıyoruz. Bazı kere unutuyoruz ama bu çok önemlidir ve çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir şeydir. Ama size belki yeni nasip olacaktır. Kalan ömrümüz azdır. Ölüm çok yakındır. Amellerimiz bozuktur. Allah'ın huzuruna güvenilecek bir amel göster desen göstereceğimiz bir durumumuz yoktur. Ölüm gelmeden şu dualara başlasak da şu rüya ve gösteriş ve gizli şirk gibi belalardan kurtulsak ahirette mahvu perişan olmasak nasıl olur acaba? Ahiretin işi dünyaya benzemez. Dünyada evsiz de yaşanır çadırda. Çadırsız da yaşanır. Parkta da yatılır. Ağaç altına da yatılır. Aç da durulur. Birisi bir şey verir. Onunla da geçinilir. Ama ahirette ihlası kaybeden, ihlas ile amel Allah'ın uzuna getiremeyen reddolur. Redd olur demek cennete giremez. Çünkü sana iman ameli salih diyor. Tamam kafir değilsin ama salih amelin nerede? E tamam sonunda Müslüman ölebildiysen cennete gidersin. E cennete gidersin ama kaç bin sene yanarsın acaba? Yani göze alabiliyor musun? Bir kibrit değdiremiyorsun ya. Bir sigaranın külüne sıcakken bastıramıyorsun elini. Bir yanıyorsun böyle saatlerce sallıyorsun ya elini. Yerlendiriyorsun yani duramıyorsun. Sen bin sene, iki bin sene yanmayı göze alıyorsun. Desene ki sen ahiretin azabına inanmıyorsun. Çünkü neden? E inanan gözü görerek yanma gider mi ya? Ey kurtulma imkanın da var. Mecburi değilsin ki. Aha iman et. Salih amel işle. Şirkten kurtul. E namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Ama riya yapıyorsun, gösteriş yapıyorsun. E riyadan korunmazsan namazla orucun boş. Fakat ben salaten yurabiya fakat eşrak. Namaz kılsa, gösterişe girse şirk koştu hadis. Ve men sâmi sıyâmi eşrak. Şimdi Ramazan-ı Şerif geliyor. Oruç tutsa gösteriş için şirke düştü. Bunlardan kurtulmak için sana dua öğretmiş. Bu hususta da başka dua yok biliyor musunuz? Birçok konularda günahların affı için, acet için, muradın için falan filan dolu dua var. Binler hadis. Fakat bu şirkten, gizli şirkten kurtulmak bu kadar kitap karıştırıyor. Her gece gündüz kitap karıştırıyor. Ta bugün de sabah Tabarani kitabı tabarandan efendim diyor 100 sayfayı incelemişim. Sabah namazdan sonra. Dün gece Azm-i Üdani vakıattan gelmişim 100, 100 sayfayı geçmişim. Yani böyle u, acayip zor ilimler ve öyle sizin gördüğünüz gibi büyük punto değil. Kocaman kitaplar yani. 100 sayfa ne demek? Yani 200 300 sayfa kitap okumuşum. E, dün geceyle bu sabah söylüyorum. E, Birçok rivatı görüyorum. E, çok araştırıyorum ama gizli şirkten kurtulmak için bundan başka hadis-i şerifte dua duymadım. Özel yani bu özel. Başka bir hadis-i şerifte görmedim. He, sen görmediysen yok mu demek değildir ama dualarla ilgili özel araştırmalarım olduğu için bütün kaynakları inceliyorum. Bu hadise mutlaka tabi olalım ve amel edelim. Yani ya Rabbi inna ne'ucubike biz sana sığınıyoruz. Ne demek? Senin e, seni aracı yaparak yani senin kudretinle, izzetinle dualara icabet etme vaadine güvenerek ve senin işte ucibi davet et ben çok yakınım davet et, ed, dua edenin davetine icabet ederim ayetine güvenerek o demek onları da mülaza eder. Üdüğünü dua edin için kabul edeyim. Bu vaatleri var yani senin ya Rabbi sözlerin var bize. Bu sözlerin bir ke o demek. İnna ne'ucu biz sığınıyoruz bir ke sana. Yani Allah'ın e, bu sözlerini aracı yapıyoruz. Allah aracı yapılmaz. Her şey Allah'a aracı yapılır. Resulullah'a aracı yapılır. Ebu Belensar ziyaret ederse onun yüzü su aracı yapılır. Allah'ın zaten aracı yapılmaz. <laughs> Allah'a kime aracı yapacaksın aşağı? Allah'tan bak, başka üst makam mı var? Bu şu demektir yani. Yanlış anlamayın diye şerh gerekiyor. Senin dua edin kabul edeyim ayetlerini aracı yapıyorum. Kabul etmen için. Sen bana sığınanı ben korurum bana sığının buyurduğun için. Festaiz billah. Allah sığın diye emrettiğin için. Onun için ben senin bu sığınma emrine imtisalen ve duaları kabul edeceğine dair müjdelerine itimaden bunların hürmetine, bunları araya koyarak sana sığınıyorum. Neden? Bile bile sana bir şey ortak etmekten. Sana sığınıyorum. Bilmeden bir şey olduysa da kurban olayım senden af istiyorum. Bu çok büyük duadır. Her gün üç kere okunsun. Yani en dar zamanda bir kere okunsun. Çünkü hadis bazı rivayetlerinde üç şartı yok. E hadi adam diyor, hadis bazı rivayetlerinde bunu deyin diyor. Bu anlaşılıyor ki her gündür. Ama oldu ki her gün okuyamıyorsun. Bir kere de bile cumalardan cuma okusanız yine ehlinden sayılırsınız. Çünkü bu hadis-i şerifte her gün buyurmuyor ya diğer lafızlarda iki üç lafız var. Cepte var mı acaba? Ya da yazılmamış da bilmiyorum. Hani cebi kenar yolda taşıyorsunuz elinizde diye onu bilmiyorum. Yani o gün de baktık sanki cepte vardı ama ya yani ben cebe hepsini koymaya çalıştım. Ee, yani Doğalar kitabındakinin efendim ve lakin e, şimdi arkadaş bakıyor hoca efendiler. Eğer varsa cepten de numara verelim çünkü biraz cep daha kolaylığınıza geldi Ama 266 ve 67'de e, ee, duaların kitabında kesin vardır. Şimdi geldik kitabı sünneti. ikinci kitaba geçiyoruz. İhlas kitabı bitti. Ama bu duayı mutlaka okumanız artık farz oldu hepimize. Başka bir şey. Çünkü hadis-i herifin birinde diyor ki Ela vallim ben size öğreteyim mi? Ma'yuzi bu. Sagira şirk ve o şirkin gizlisini de, açığını da, küçüğünü de, büyüğünü de hepsini giderecek bir dua öğreteyim mi diyor. Şirkin gizlisi var, açığı var. Bir de büyüğü var, küçüğü var. Yani riyanın derecelerine göre. Bunlar hepsini Allah giderecek. Yüzübullahu bi kebire kebire ve sahire celiyye ve kafiyye Buyur ya Resulallah öğret dediler. Bu dua öğretti. İki lafız var Duan'ın kitabında görürsünüz. Yani şirkin gizli, açık hepsi bütün tehlikesi kalkıyor. E insan bunu okumaz mı bu? Sevap kazanmaya da benzemiyor. Çünkü bu adamı cehennemden kurtarıyor yani. Hadi sevap, fazla sevap kazanamadık, fazla dua okuyamadık ama bunu mecbur okuyorsun. Neden e, kıldığın namazda da riya girerse e, o zaman namaz oruç da gidiyor. Onun için bu sevabın artısından ziyade yapılan işleri korumaya yarıyor. Öbür türlü korumadıktan sonra kazansan ne yarar? 50 senede kazandığını bir dakikada kaybedebilirsin. Kazanmak zor, kaybetmek kolay. Onun için sen muhafazaya bakacaksın yani. Şirkten korunmaya bakacaksın ki diğer amellerin yine az da olsa sana yetebilir ahirette. Onun için ne burada hadis-i şerifte ben yine Hz. Muazza şeyinde çok evvelki derslerde geçtiğini اَخْلِصْ دِينَكَ yekfi Ey Muaz! Dinini, ibadetini, taatini Allah halis kıl. Karıştırma işi. O zaman az da olsa amelin yeter sana. Yani çok nafile kılamıyorsun. Fazla bir namaz, namaz Teheccüde kalkamıyorsun. Eşlemem, Şaban orucu, Recep orucu tutamıyorsun. Mesela ama farzları yapsan. Namaz, farz, Ramazan oruç, farz, zekat. Fazla sadaka veremiyorsun. Nafile, hayrat yapamıyorsun. Ama zekatı veriyorsun. Az amelinde olsa yeter sana imaz. Neden? İbadetini sırf Allah için halis yapasın. Şimdi sünnet kitabı yani e, çok önemli bir e, bahistir. Burada bakayım size. İhlas'ta çok hadis Burada da kısa kısa demek ki Allah Allah. 99 hadis-i şerif var. Bu sünnet kitabında da. Yani bir kitap. 40 hadis diyoruz biliyorsunuz. Kaç tane 40 hadis kitapları vardır Arapçada, Türkçede. Burada bir bapta 57 hadis bitirdik. Ama uzundu dedim bazıları bir buçuk sayfa. Şimdi geldik sünnet kitabına. 99 tane hadis-i şerif var. Yani sizle paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde inşallahürahman. Tergib bu kitap teşvik hakkındadır. E, Sayfesi şey edebilirsek. Evet e, burada günlük okunanlara almışım ben bunu. Başına almışım hem de. Yani neden sabah akşam değil ya bu? Günlük okunanlara almışım. Ve Bu cep kitabının özelliğinde gün içinde okunacak çok faziletli dualar ve zikirler. 59 sayfa yani sağdan dualar sayfası itibariyle. Sayfa 59'da numaralar da vermiştim ya ona. 131. numara. Duanın numarası. Ben oraya 3 kere dememişim. Çünkü hadis-i şeriflerin dedim ya ekseri metinde 3 yok. Onun için dememişim. Eee... Bu buradaki lafız buradaki lafızdan biraz umuyor. Öbürü ikinci rivayeti ama rivayetler aynıdır. Manalar aynıdır. Demin söylediğim mananın aynısıdır. Orada biz sığınıyoruz. Burada sığınıyorum. Eûzülüdür. E, İkisi de hadis-i şeriftir. E, i̇ki hadis-i şerifi de dualarımın 266. sayfada bulursunuz. Cep kitabında da 59. sayfededir. Hayızlı ve cülüp olanlar da bu zikirleri okuyabilir. Abdest sizi bırak. Hayız ve cülüp. Onları da babların başında söyledim. Ayet olmayınca. Mesela hastalık halinde kadınlar namaz kılmazken de bu duaları okuyabilir diye e, hangi duaları okuyabileceğine dair mesela eee Kürsi okuyamıyorlar ayet diye. E nasıl okuyamıyorlar sure diye. E, bu sefer ne oluyor? Bunlar cinleniyorlar, büyüleniyorlar. Mesela adam büyü yapıyor biri. Büyü tutmuyor çünkü her sabah akşam okuduğu için. Ne zaman ki hayz halinde, namazsız halinde kadının rast diyor. E kadıncağız da Atel Kürsi, İhlas, Felaknasları e, okuyamıyor e, adetim diye bu sefer ne oluyor? Bakıyorsun aşırı rahatsız oluyor ve yapılan büyü tesir edebiliyor veyahut da e, cin musallat oluyor bazılarına. Ama biz onun için burada ne yaptık? Mesela tamam ayetlerde çok ama dualarda da var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim var mesela. E bu ayet değil ki bunu bir insan okuyabilir cünüpken de, hayızken de. Cünüp derken yani hayızlı mesela. Ama insanda yani Cülüp'tür yıkanma vakti yetişmiyor. Akşam olacak. O günlük şeyini okumak istiyor. Duaysa okur cülüpken. Sübhanallah, elhamdülillah, la illallah, Allahu ekber. Cülüp bile bunsuz durmasın diyor. Zikretsin yani. Tabii ki çıplak vaziyette ilişkanında yıkarı kastetmiyoruz. Ama yıkanmasına yarım saat veya su sunuyor veya bir zarureti var. Beklemesi gerekiyor. E zikirsiz niye dursun? Yani e Hz. gelse bekle. Şohbende suyu ısıtıyorum mu diyeceksin. La ilahe illallah Muhammed eşhedü en la ilahe illallah diyeceksin öleceksin. Hazreti Ali Aleyhisselam seni yıkanmanı mı bekler? O zaman kelime-i şehadetsiz mi ölsün adam? Aniden ölüm gelir bir şey olur. Yani cünübün de yapması gereken zikirsiz durmaması icap eder. Hayızlı buna zaten dahil oluyor. Onun için e, bu zikri mesela numara 131 sayfa 59. Ama e, diğerlerinde ayetlere şey koymuşlar bu baptakileri yani sabah akşam okunacaklar demişiz. Üçüncü bölüm demişiz. Evet, hemen başına demişiz ki hayızlı ve cünüp ve nifaslı lohusa olanlar bu baptakileri okuyamaz. Çünkü ekserisi ayatı Kur'aniyedir. Böyle notlarımız var her bapta. Bu da sizin için özellikle hanım kardeşlerimiz için çok büyük kolaylık teşkil edecek. Çünkü neyin ayet neyin hadis olduğunu bilmiyorlar. Ayet okunmaz hadis okunur. Hadiste geçen bir dua okunur yani. Onunla da amel edersiniz şirkten kurtulma duasıyla inşallah. Şimdi bu kitap et bu teşvik ediyor. Fittibahil kitap, kitaba uymak. Kitaban kitap. Kitap çok da el kitap, o mükemmel kitap deyince Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'a uymak. Daha ve sünneti. Sünnet Kur'an'dan ayrılır mı? Ayrılmaz. Hadis ayetten ayrılır mı? Ayrılmaz. Hadis ayetten ayrılırsan dinden çıkarsın. Çünkü bütün hadis olmasa ayetlerin hiçbirinin manasını veremezsin. Kur'an boşa çıkar. Kitaba ve sünnete uymak. Sünnet ne demek? Hadis-i şerifler ne demek? Ehli sünnet vel cemaat demek. Sünnete ittiba demek? Resulullah gibi inanmak demek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mutezile mezhebi Resulullah gibi inanıyor mu? İnanmıyor. Neden Resulullah e, Allah ahirette görülecek diyor, mutezile görülmeyecek diyor. Mesela Allah'ın sıfatları var buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar diyor yok. E yoruma ne gerek var? Ne yorum yapıyorsun? Peygamber'e oysana. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şia Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba ediyor mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Ebu Bekir ile Ömer'e uyun benden sonra Onlar ne diyorlar Ebu Bekir Ömer Gasp etti hakkını yedi İşte Haydar başına konuşuyor Hepsine kafir diyor haşa kella Sahabeye ya, Ebu Bekir Sattık, halife seçenlere En büyük sahabeye kafir diyor adam ya, Bu şimdi e, Sünnete uyuyor mu Ehli sünnet olabilir mi olamaz Niye hadis-i şeriflerde Ebu Bekir Ömer'e uyun buyuruyor Halifeyi tayin etmiş Ebu Bekir kıldıracak buyuruyor benden sonra Daha ne desin Namazı kim kıldırıyor? Halife kıldırıyor o zaman. Hazreti Ömer'e bile razı olmuyor. Sesini duyuyor. Aman aman geri çekilir. Niye? Ebu Bekir varken olmaz diyor. Ebu Bekir'in olduğu bir cemaatta diyor. Ancak Ebu Bekir imam olabilir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ebellâ vel mümlâ ebâ bekir. Müminler de Ebu Bekir'den başkasını istemiyor. Allah da istemiyor diyor. Yani ben ben Ali'yi isteyemem ki diyor. Çünkü birinci sırada damadımdır, çok sevdiğimdir. Allah ve Resulü'nün sevgilisidir ama e, Allah seçiyor bunu diyor. Ben benim elimde bir şey yok diyor Sallallahu Aleyhi. Bu kadar hadis var ya, i̇şte sünnete uymak. Ehli sünnet olmak demektir. Onun için bu bab çok önemlidir. 99 tane hadis-i şerif söyleyeceğiz, okuyacağız. Bu dersleri kaçırmayalım birbirine takip ettiren. hanil <laughs> bazı bin esariyete radıyallahu teala kale Hırbaz-ı Misariye meşhur bir sahabidir. Çok hadisleri şerifleri vardır rivayet ettiği. galen söyledi. Ve azana bize vaaz etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mev'izaten. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize çok büyük bir vaaz yaptı. Öyle bir nasihatler yaptı. Öyle bir hutbeler okudu. Ve cilet korkuya kapıldı minha o vaazdan el kulub. Kalpler korkuya kapıldı. Ürperiyordu. Tiril tiril titriyor. Tüyler diken diken oldu. Ve zarafet döküldü. Ee, akmaya başladı minha o vaazdan dolayı el uyunu gözler. Gözlerimizden çeşme gibi yaşlar akmaya başladı sahabeden ve kalplerimiz ürperdi korktu. Çok acayip bir vaaz etti bize. Fekulna biz dedik. Ya Resulallah yani vaazı burada söylemiyor. O vaaz başka hadislerde var. Diyor ey Allah'ın elçisi sanki bu yaptığınız vaaz mev'izatü müveddi'in veda eden birinin nasihatleri gibi oldu. Yani Ahirete mi gideceksiniz? Vefatınızın mı yaklaştığı malum olduğu size bildirildi. Yani bize yaptığınız bu konuşma başkalarına benzemedi. Sanki ayrılacak bir kişinin, feda edecek dünyadan ayrılacak bir kişinin vaazına benzedi. Fevzına. Ne olur bize vasiyet et. O zaman madem yani biz böyle anladık ne olur bir tavsiye. Bir tavsiye de bul. Kale buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Usikum. O zaman ben size vasiyet ediyorum. Vasiyet yani uyulması gereken, tutulması gereken bir de son sözler anlamına da Türkçede biraz vasiyet etti. Ölümünden sonrasını hedefledi manasına gelir ama Arapça da o değil. Arapçamızda yusikumullah fi evladikum. Çocuklarınıza miras taksiminde Allah size vasiyet ediyor. <laughs> Allah Teala ölmez ki aşağı. Allah neyi vasiyet edecek? Yani vasiyet ediyor demek Arapçada tembih ediyor demektir. Türkçede biraz ölümden sonrasına ölümlülere efendim e, ait olduğu anlaşılıyor. Yanlış tabii kelimelerin çoğu biliyorsun Arapça ben hep ikide biliyorum. Arapçası aslı budur. Türkçeye bakmayın bu konuda. Yani vasiyet ediyorum size. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi vefatından sonrasını da düşünerek bu vasiyeti yapıyor. Ama hayatında da bu vasiyet geçerli. Neyle bir takvallahi Allah'tan sakınmak. Allah'tan nasıl sakacağız aşağıya? Allah öcü mü aşağıya? Çoluğu çocuğu Allah geliyor aşağıya. Allah yakar, Allah döver. Allah'ı Celle Celaluhu e, hem emirlerini tutacaksın, hem sevdireceksin, hem cennetine teşvik edeceksin, hem haramlarından sakındıracaksın. Çünkü burada haram işleyenlere azap edeceğine dair Allah'ın da sözleri de var. Ve bu sözleri de hatırlatacaksın. Böylece ne olacak? Allah'tan sakınacaksın. Ne demek? Yasaklardan sakınacaksın. Çizgiyi geçmeyeceksin. Hudutla sınır koymuştur. Celle cele o sınır aşmayacaksın. Sen meyve suyu iç diyor sana. Şerbet iç, şıra iç, şurup iç. Her yer dolmuş. Yüz çeşit, bin çeşit içe, meşrubat var. E sen geliyorsun illa da rakı içeceğim, illa da bira içeceğim. Olmaz ki. Haramlardan sakınmanızı vasiyet ed ediyorum. Evlen, nikahlan. Yabancı kadına niye bakıyorsun? Niye zina diyorsun? Bense haramlardan sakınmanızı vasiyet ediyorum. Daha ve sem'i laf dinlemenizi, emir dinlemenizi ve <laughs> taati dinledikten sonra itaat etmenizi emrediyorum. Ve in temmera emir seçilse de aleyküm üzerinize. Abdün bir köle. Başka hadislerde diyor ki Abdün habeşi gün, Habeşli bir köle ki en nara zebibe. Sanki başı kuru üzüm gibi. <laughs> Siyah kuru üzümü. Zencilerin Eee Afrikalıların saçları değişikli bizim saçlar gibi düz değil. Böyle kuru üzüm gibi olur. Topak topak. Hadis-i şerifte buyuruyor ki sanki başı diyor kuru siyah üzüm gibi olan zenci bile yani şura ile meşvere ile işte seçimle neyse üzerimize emir tayin edildi. Emir ya mesela çünkü e i̇şte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da müfrezeler, seriyeler gönderiyor. Sonra Hazreti Sıddık, Hazreti Ömer, bütün halifeler gönderiyor. Orada isterse halife olarak seçilsin, isterse efendim orduya komutan seçiliyor. Mesela 100 kişilik bir ordu gidiyor. Kimi seçiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimi seçmişti? efendim Hüsame bin Zeyd. Hz. Hüsame gençti. E arada orada Ebu Bekir Sıddık var, Hazreti Ömer var, yaşlı sahabe var, daha faziletliler var. 20 yaşında falan bir delikanlıyı komutan yapmıştı. Sonradan da o komutan tam hazırlanıyordu. Cihada çıkarken Resulullah Aleyhisselam vefat etti. Onlar vefat haberinden dolayı, vefattan dolayı durdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulundular. Sonra Hazreti Sıddık ne dedi? Ben bu orduyu göndereceğim. Resulullah son olarak bu orduyu Tertip yapmıştı, düzenlemişti dedi. Resulullah sellem ne yaptı? Hüsame ee, gençtir, delikanlıdır, şudur budur. Size ne? Resulullah tayin etti. Onun için başınıza habeşli bir köle, kafası kuru üzüm gibi olan, e, siyah üzüm gibi olan saçı, bir habeşli köle de. Köle ya. Ama o köleyi devlet reisi yani İslam devleti, şeriat devletinden bahsediyoruz. Devlet başkanı sizin başınıza amir tayin etti ona itaat edeceksiniz ve sözünü dinleyeceksiniz. Çünkü neden bölünmeyin. İhtilaf çıkartmayın. Birliği bozmayın. O alim değil, bu beyaz değil, o Türk değil, o Laz değil. Böyle laflarla birliğinizi, bütünlüğünüzü bozmayın. Ey İslam ümmeti diyor. Vasiyetim budur. E şimdi ne oldu? Bir esede karşı ayaklandılar. Ehli sünnet dediler. Oradan geldi el kaidesi girdi. Oradan en nusrası girdi. Oradan IŞİD'i girdi. Kaldı bir avuç ehli sünnet hür ordu dedik. Şimdi de onlar birbirle savaşıyormuş. Kafamız patladı ya. Huta e bir, bir, günde 400, 500 kişi ölmüş geçen gün. Benim oradan tanıdığım insanlar var Medine'den yani. Sorun. Ya dedi bunlar yardım edilecek halden çıktı birbirini öldürüyorlar. Yani onun için Binali Bey ne dedi geçen gün? Ya Müslümanlar birbirini öldürüyor. Bu işi durdurmak lazım dedi. Çünkü bu böyle yürümezdi yani. Nereye kadar gideceğiz? Beş tane altı sene oldu. Millet birbirini kesiyor. Yani bu, bu savaşın bir şekilde mutlaka kimle anlaşılıyorsa, barışılıyorsa durması icap ediyor. Müslüman Müslümanı kesiyor. Çünkü öyleden Eli sünnet izliyorsun. Tamam bir emir tayin ediliyor. Adam emire uymuyor. O diyor ki o şu mezhep. O diyor ki bu böyle yap. O elini bağlamadı. Oysa para şeyleri, petrol şeyleri kuyularına el geçirmiş, ele geçirmişler. Dünya menfaatleri gürü. Emir yok, tayin edilen laf dinleyen bir şey yok. Zaten izinsiz kalkmışlar ya. Yani hangi halim meşayihin meşveresi var? E şimdi ne diyor burada? Başınıza Habeşli bir köle de emir tayin edilse dinleyip itaat edeceksiniz. Birliğinizi bütününüzü bozmayacaksınız. Zaten 40 tane selefisi ve abisi şiisi birbirine girmiş. E burada bir eli sünnet var diyorsun. Eli sünnet eşi birbirini kırıyormuş. E ben buna dayanamam yani artık. Tahammül edemeyeceğim yani. Demek ki artık Mevla bir hal çaresi yaratacak. Bunu başka ne türlü buş düzelmeyecek millet. Cık. Niye itaat etmiyorsunuz başınıza? Niye herkes bir baş tayin ediyor? Niye herkes birbirine karşı çıkıyor? Ben size vasiyet ediyorum. Ey benim ümmetim diyor. Fe o? çünkü ben her kim yaş, yaşarsa minküm sizden. yakında görecek ihtilafen kesira. Çok ihtilaf çıkacaktı. Çok ihtilaf. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Hadi Hazreti Ebu Bekir'de mesele halloldu. Hazreti Ömer iyi tuttu kapıyı. Sağlam tuttu. Hazreti Osman da idare yürüttü işleri. Hazreti Osman'ın son döneminde karıştırdılar ortalığı. Geldiler i̇bn Sebe Yahudisi, münafıklar, Yahudiler Hazreti Osman'ın makamında yani evi makamın olacak evinde halifeyi şehit ettiler. Ondan sonra bir fitne çıktı. Hazreti Ali Hazreti Muaviye ile sahabe kendi aralarında tamam sahabe Allah için, hak için, din için içtihat hatasıdır. Bir sevap alırlar. Ama sahabeden sonra onlara uyanlar e, hata, onlar mazur olmazlar diyor hadis-i şerif. Sahabem arasında bazı şeyler olacak buyuruyor hadis-i şerif. Bunların kaynaklarıyla yazıyorum. ...hayret-i Karaman'a retkeleri devam ettireceğim. Sahabe müdafası yazılarımda yazdı yazdım. Yani şeyleri tercümeleri kaldı. Bu hadis-i şerif sahabem arasında ihtilaf çıkacak diyor. Çıkacak ama diyor onlar mazurdurlar. Benim sohbetim benimle beraber Sahabelimi yaptıkları için Onları Allah affettiriyor Bak şimdi ama onların peşine Onların adına Ben şucuyum ben bucuyum Muaviyeciyim Ali'ciyim Hasan'cıyım Hüseyin'ciyim olmaz Kur'an'a sünnete ittiva edeceğiz Ve sahabenin hepsine hürmet ve tazim Edeceğiz tabi Hazreti Ali haklıydı Tabi Hazreti Hüseyin haklıydı O ayrı bir şey ama şimdi O işleri karıştıraraktan Yine girdik birbirine 1500 sene geçmiş. Şii Sünni birbirini öldürüyor. Ne oldu? Kerbela'da Hazreti Hüseyin öldürmüş. Ya oldu 1400 sene. Olsun. Ben yeni duydum hesabı. Girdiler birbirine. E böyle las fıkrasına döndürmeyelim bu işi yani. Böyle Müslümanlar birbirini öldürmesin. Kırmasın. Onun için başınızdakine itaat edin. Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaf görecekler. Çok kargaşa yaşayacaklar. E i̇şte yaşandı. Hazreti Ali'den zamanından başladı gitti. Fe aleyküm siz sarılın bir sünneti benim sünnetime ve sünnetil hulefani r-raşidin halifelerimin sünneti benim sünnetim aynıdır. El-raşid kemale ermiş. El-mehdiyin hidati ermiş. Benim hidati ermiş. Raşid halifelerim. Dört halifedir. Bir de Hazreti Hasan'ın altı aylık dönemiyle 30 sene. Peki bu halife. Şimdi de adam çıkmış ben halifeyim. E bu da buraya girer mi? Girmez. Niye girmez? Çünkü Hadis-i şerifte buraya el hilafetü ba'di selatimün sene. Sahih Bukhari'de de o. En sayı hadis. Benden sonra halifelik 30 senedir. Zaten 30 sene dolmuyor. Hazreti Hasan'ın 6 ayıyla doluyor. 6 ay sonra da Hazreti Hasan çekilip Hazreti Muaviye'ye devretmesiyle bitiyor. Hazreti Muaviye onun için padişahların birincisidir. Halifelerin değil. Bak emirdir. Emirül müminin deniyor ama halifedir. Halifay-ı Raşidinden değil. Çünkü Hazreti Hasan'la bitmiştir o iş. 30 sene doldu. Hadis-i şerifleri buna göre bakıyoruz. Bazı hadis-i şeriflerde diyor, İslam'ın değirmeni 36 sene. O da sayı hadislerde geçiyor. Orada da Hz. Muaviye'nin 6 senesi var. Dikkat edin. Yani onun da devrine İslam'ın değirmeni döner yani faaliyetleri devam eder diyor. Burada hadislerde var. Ama halifelik şeyi 30'da biter diyor. O ayrı bir makam. Çünkü onun sünneti Resulullah'ın sünnetiyle aynı oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hazreti Osman ikinci ezanı çıkarttı Cuma'da. Cami büyüdü, cemaat genişlediği için. Mesela o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yok. Ama sünnettir. Neden? Benim sünnetim neyse diyor halifemin sünnetine sarılı. Hazreti Osman sünneti, Osman sünneti oldu. Anladın mı? Hz. Ömer'de öyle çok şeyler var. Teravih, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Ramazan, 30 Ramazan camide kıldırmadı ki. Birkaç kere kıldı ama işte farz olur şeyinden herkes kendi kılsın buyurdu. Hazreti Ömer ne yaptı? E farz olma tehlikesi kalktı. Resulullah vefat ettiğine göre davayı gelmez. E ne yaptı? Teravih her gece camide cemaatle kıldıttırdı. Ne oldu? Resulullah'ın sünneti oldu bu. Neden? E, halifemin sünneti neyse benim sünnetim aynıdır. Temet biya diye başka hadis-i şerifte yani bunun diğer rivayetleri de var. O sünnetlere sımsıkı sarılın. Böyle ellerinizle yapışın. Olmadı. Ve adbu ısırın aleyha. Onlar bin nevacidi. Hazır dişlerinizle dişlerinizi de geçirin. Neden? Belki eliniz sağlam olmaz. Biri böyle bir vurur elinize, elinizi koparır. İşte Mustafa İstanbul'u çıkar. İşte Hayrettin Karaman çıkar. İşte Haydar Baş çıkar. İşte Eşar Nuri çıkar, çıkar, çıkar. Mehmet Okuyan çıkar. Bunlar ne yapar? Sizi benim sünnetimden ve dört halifemi sünnetinden ayırırlar. Adamlar uğraşmıyor mu? Teravi yok. Yok sekiz rekat. Yok emevi namazı. Yok şu yok. Türkiye'de cuma olmaz. Her gün bunlar konuşuyor bu sahtekarlar. E dolayısıyla siz benim sünnetime elinizi bırak, dişlerinizi takın diyor. Azur dişlerinizle sarılın ve yakküm sakının ve mühdezatil umur. Sonradan çıkarılan bid'atlerden sakının. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alın yazısı var. Herkese Allah e, e, ana karnında hepsini neyip olup biteceğini yazdı. Bu böyle inanıyor muydu? İnanmaz oğlum, Bütün hadisleri o söylüyor. Peki. Kur'an'da var mı kader? Var. İnna kulle şey ne abi kader. Her şeyi hesapsız yapmadık. Her şeyi kaderle yarattık. Peki. İslamoğlu ne diyor? Kader tartışmalı fazlalıktır. Amentü'den bir şıkkı indiriyor. İşte bu nedir? İnancımızda bitattir. Yenilik çıkartıyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Benim ve dört halifemin ve sahabemim zaten dört halife 30 sene içinde sahabenin de ekserisi vefat etti Efendimiz'den sonra. Benim ve halifelerimin sünnetinden ayrılmayın. Yeni bir şey uydururlar. Ne çıkarttılar? İşte Ebu Bekir hak halife değil. E böyle bir şey olabilir mi? Resulullah emretmiş, sahabe bu işe ittiba etmiş, biat etmiş. E nereden çıktı bu şimdi? 50 sene sonra çıktı. Alın yası yok. Ne zaman çıktı? 100 sene sonra çıktı. He işte, işte hayızlı ama kadın camiye girer. Mustafa Damoğlu diyor. Nereden çıktı bu şimdi? Sahabe zamanında girmiyordu. Ben buna güzel bir yazı yazdım. Ne kadar ilim yazdım. Reddiye yaptım. E Resulullah'ın sünnetinde yok. La hüllü'l mescidi hayzın ve la cüllü'l hayız diye mescidi helal etmiyorum buyuruyor. Sayı hadiste geçer. E, ne olacak şimdi? O zaman sonradan çıkan işlerden sakının. Din hususunda. Ama nedir? Araba sonradan çıkmış. Araba sonradan çıksa ne olur? Şimdi o Resulullah tabi nerede? O zaman da deveydi vasıta. Deveyle gidiyordu. E, bunu anlamayacak ne var şimdi? Bidatlerden uçağa, uçağa niye binmeyeyim? Uçak bidat. Nesi bidat uçağı? Allah Teala buyuruyor ki ve ala talemun. Atı katırı deve yarattım ama daha bilmediğiniz neler yaratacağım. E onları söylemiş zaten teknolojinin gelişeceğini. E dolayısıyla dünyevi işlerde yeniliklere uyulur. E şimdi motor çıkmış yine sabanla mı tarlayı süreceğiz? Efendim sulama fıskiye sistemleri çıkmış. Elle mi sulayacağız? Nasıl baş edeceğiz bahçelere? Bunu konuşmuyoruz. Amentü belli, adam kader yok diyor. Amentü indirmiş aşağı. Fıkıh belli, helal belli, haram belli. Adam kalkmış İslamoğlu gibiler. Efendim burada yeni bir din çıkarıyor. Bize uydurulmuş din diyorlar. Asas kendileri din uyduruyorlar. Çünkü bizim kaynaklarımızın hepsi Kur'an'da hadiste var. Onların yeni konuştuğu şeyler hiçbir kitapta yeri yok. Nereden bildin bunu buldun diyor. Ben buldum diyor. Ulan desene ki uydurdun. İşte onun için sünnetimden ayrılmayın sonradan çıkarılan dinde reform adına çıkarılan bu reformistlerin bidatlerinden sakının. Fe inne kulle bid'atin dalale. Her bid'at dalalettir ve sapıklıktır. Yeni çıkan dinde reform adına yeni çıkan her bid'at sapıklıktır. Yahudi, Hristiyan cehennete girecek. O Süleyman Ateşler çıkardı. Abdullar çıkarttı. Afganiler, Reşit Rıza'lar. Ne reformist hareketi 100 sene evvel Mısır'da başlattılar. Cezayirül Kevseriler, Mustafa Sabri Efendiler falan Osmanlı'dan tabii o Cumhuriyetlik dönemlerinde burada barınamayınca oraya gitmeseler onlar orada tam ifsadı yerleştirmiştiler. Yine buradan giden Osmanlı uleması reddiyeler yaptı falan da bize kadar bu işler anlaşıldı. Yoksa milleti mahvetmiştiler dinli iman. Bir kısımlarınınkini mahvettiler zaten. Abduhçu, Afganici dolu adam var. Hayrettin Karaman bile Abduh'tan kaynak veriyor. Daha ne arıyorsunuz yani? Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? inne kulle mühdesin bid'a her son dinde sonradan çıkarılan şey bid'attır. Bu itikad bid'atından bahsediyor. Amelde de bid'atlar var ama onu buna o kadar benzemez. İtikattaki bid'at adamı el üstetten çıkarır. Ameldeki bid'at mekruh olur, bir şey olur, mübah şey olur. Ameldeki bid'attan mübah da var. Minare yoktu ki o zaman minare mübah. Medrese böyle bina yoktu ki mübah. Hatta bazı vacibe de gelir. Bazı bid'atlerde vacib vacip olanlar var sahabe döneminde eli sünnet dışı adam yoktu ki reddiye yapsınlar. E şimdi bu eli sünnet dışına reddiye yapmak farzdır. Ama o zaman da yoktu. E niye yoktu? O el sünneti bozan bir görüş yoktu ki sahabede. Onun için dinde, itikatta, inanç meselelerinde, helal haram meselelerinde, fıkıh meselelerinde sonradan çıkarılan her şey bidattır. Ve kulle bidatın dalal. Her bidat sapıklıktır. Yani ne demek sapıklık yoldan sapma. Sapmadan geliyor. Yani hak yol cadde-i şeriat buradan gidiyor. istikametten ayrılıyor. Yamuluyor. 72 fırka dalalettedir. Ve kulla dalaletin finnar. Ehli sünnetten ayrılmanın, sapmanın, şaşmanın her türlüsünün hep neticesi cehennemin içinde sonuçlanacaktır diyor hadis-i şerifte. Bu hadis-i şerifin tirmizi rivat ediyor. Daha birçok kaynak da sahih hadisler e, kaynaklarda geçiyor. Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, İbn Hibban e, Tirmizi demiş hadisün hasenü sahih. Sahih hadis demiş Tirmizi. Her hadise sahih demez Tirmizi. Sahih diyor. E, işte, ümmetim 73 fırka yani. Kullun fi'n vahid. Hepsi ateştedir. Bir fırka eli sünnet müstesna. İbn Mace hadisi. İşte oradan anla neden? Hepsi dalalettedir. Bir atın her türlüsü dalalettir dalalet olan da sonu ateştedir buyurdu ya. O hadiste de ne diyor? 72'si haktan ayrılmıştır, dalalettedir ve cehennemdedir. Bir tanesi kurtulacak. Onun için Allah bizi fırkayı naci eden, el sünnet vel cemaat itikadından ayırmasın. Amin. Bu dersleri çok önem arz ediyor. Daha şimdi 99 tane hadis. Birini okuduk. Sırf bu bölümde. Ne ilimler gelecek ne hadis-i şerifler. Kainatın efendisini dinleyin. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin terhi bu terip kitabında geçen hadis-i dinleyin, dinletin, okuyun, okutun. Bütün millete sohbet saatlerini mesaj atın. Efendim sohbet başta diye ilan edin. Bir kişiyi sünnete getirin. Bir kişiyi yola getirin. Bir kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini ulaştırın. Belli huvanni ve Bir ayet bir hadis olsun. Ey benim ümmetim ben sizin kurtuluşunuz için geceleri yatağa girmedim. Bütün keyfimi zevkimi terk ettim. Sabahlara kadar ağladım size dua ettim. Size ben din getirdim benim ümmetime acıyın. Bir ayet bir hadis olsun mutlaka ulaştırın. Emrine imtisalen tergibu terip derslerini ulaştırmanız son derece zarurettir ve mühimdir. Önümüzde Ramazan-ı Şerif geliyor. Her gün ders olacak. Her iftardan evvel. Her gece savurda bir buçukta başlayacağız. İki tane sohbet. Dinleyin dinletin. Beni dinlemeyin dinletme. Allah ve Resulü dinleyin ve dinletin. Biz ayet hadisten dışarı çıkmayız. Allah ayrılmaktan muhafaza etsin hepimizi de dinini tebliğ edenler zümresine ilhak eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve aleyhi ve sellem. Selleme Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebede ala habibike hayri halki kullihimi. محمد سيد طابت مناقبه محمد صاره الرحمن بالنعام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم